Selamun sevgili abdestli hoca takipçileri Yepyeni bir video ile karşınızdayız Bugün yine çocuklar için Ramazan etkinliklerimizin 24. bölümünü çekeceğiz inşallah Yine basit bulabildiğimiz En basit malzemelerle size bir etkinlik yapmaya Çalışacağız. Önce isterseniz Malzemelerimizi sayalım sonra hep beraber nasıl Yapılıyor ona bakalım. Şimdi şöyle bir Kartona ihtiyacım var e, Sert bir kartonun olması gerekiyor Size boyunun ölçüsünü de Vermem gerekirse şuraya kadar 30 Şuradan sonrasında ölçeyim. Yaklaşık bu kartonun boyu 35 santim. Şöyle 35 santim boyutunda bir kartona ihtiyacım var. Şöyle kalın olacak birazcık. Şöyle bir parça pipete ihtiyacım var. Bunun da ölçüsünü verecek olursam. Sizlere şöyle yaklaşık 11 santim bu da. Ama çok önemli değil onu da söyleyeyim. Yine şöyle ipi ihtiyacım var. Bu ipin uzunluğu da 40 santim boyutunda. Yani şöyle 40 santim boyutunda ince daha ince ip de olabilir. Daha kalın ip de olabilir. Yine araç gereç olarak maket bıçağı, makas ve silikon tabancası kullanacağım. Bütün malzemelerim bunlar. Haydi hep beraber nasıl yapılıyor ona bakalım. Müzik Öncelikle şunu şöyle bir kenara alıyorum. Şu pipetimden küçük şöyle 1 santimlik neredeyse parçalar koparıyorum. Kaç tane olacağını şöyle size söyleyeyim. Yaklaşık şu an bize lazım olan 5 parça var. 5 tane 1 santimlik parça koparıyorum şöyle. Evet. Şöyle bir tane daha koparayım. Evet şu parça şu kadar büyük bir parça büyüklükte bir parça kalsın. Çünkü bu bize lazım olacak bunu da kullanacağız. Bu küçükleri de kullanacağız. Şimdi şöyle kartonumu alıyorum. İsterseniz iç tarafını kullanın, isterseniz dış tarafı. Ben şöyle iç tarafını kullanacağım. Ne yapacağım? Şimdi bu küçük parçaları silikon tabancası yardımıyla buraya yapıştıracağım. Evet şöyle küçük parçaları şöyle çok az bir silikon ekliyorum üzerine. Bir tanesini şöyle orta noktadan bakın şöyle kartonumun şöyle orta noktasından şöyle dik yapıştırıyorum e, dik derken yani ucu şöyle yukarı bakacak şekilde yine bir tane daha şöyle çok az bir silikon ekliyorum şöyle buraya ekliyorum sonra bir tane daha alıyorum ve onu da tam uç noktasına biraz daha şöyle çapraz bakacak bakın yönünü size göstermek gerekirse Bakın bunların yönleri şöyle aşağı doğru. Bunun yönü hafif şöyle çapraz. Çok değil. Ee, şöyle göstereyim size. Bakın şu aşağı doğru bakarken şu biraz daha çapraz bakıyor. Sonra yine alıyorum. Parçayı şu parçayı. Şöyle çok az silikon ekliyorum. Ve onu da şuraya yapıştırıyorum. Ve yine bir son kalan parçamı, beşinci parçamı alıyorum. Yine az bir silikon ekleyip, az bir silikon ekleyip onu da şöyle aşağı gelecek şekilde yapıştırıyorum. Son olarak şöyle size göstermem gerekirse. Bakın bir tane buraya aşağı doğru bakacak şekilde ekledik. Bir tane buraya aşağı doğru bakacak şekilde ekledik. Bir tane hafif çapraz bakacak şekilde ekledik. Yine bir tane düz ekledik. Yine bir tane düz, ekledik, bir tane düz eklemiş olduk. Şimdi bu aşamada ne yapacağız? E, tam şuraya bakın. Şu e, kısa olanın tam şu alt kısmına e, makasımın ucuyla şöyle bir delik açacağım. Bu delik yaklaşık pipetimin şöyle içine girip rahatlıkla döneceği büyüklükte olsun. Şöyle aç. Evet şöyle makasımla oraya açtım. Pipetimi şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Pipetim rahatlıkla içinde dönebiliyor. Sonraki aşamada ne yapacağız? şöyle ipimizi alıyoruz ve şu yapıştırdığımız pipetlerden tek tek şöyle geçirerek şöyle geçiriyoruz buralardan hızlı bir şekilde Evet şundan da geçirdik mi tamamdır sonra getiriyoruz bakın buna şu son kalan pipetin biraz daha ön kısmına şöyle iki tur sarıyoruz İki tur sarıyoruz ve ben ucuna biraz silikon sıkacağım. İsterseniz siz düğüm atabilirsiniz burada. Ben biraz böyle silikon yapıştırdım. Yapıştırmakta kullanacağım orayı. Şöyle orayı yapıştırdık. Şu şekilde göstereyim. Şimdi artık art, e, etkinliğimiz hazır. Projemiz hazır. Haydi hep beraber final aşamasına geçelim. Bakalım nasıl olacak, ne yapacağız, nasıl oynayacağız bununla. Hadi final aşamasına geçip isim verelim. Evet final aşamasında bakın e, ipimizin şu uç kısmı boş. Bu uç kısmına ben şöyle mesela bir makas bağlayacağım, bir ağırlık bağlayacağım. Siz çocuk çocuğunuzun varsa küçük oyuncaklarını bağlayabilirsiniz. Çok güzel olur, çok daha iyi olur çocuk açısından. Ben şöyle mesela örnek olsun diye bir makas bağladım. Bakın şöyle makası bağladım şu şekilde. Makası bağladım ve şöyle koyuyorum. Evet bağladım. Şöyle buradan çevirdikçe şimdi şuradaki bağladığım makasımı yavaş yavaş yukarı kaldıracak. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Evet bakın makasın ucu gözükmeye başladı. Çevirdikçe onu yukarı kaldıracaktır. Biz çevirdikçe o yukarı kalkacaktır. Evet. Böyle bu şekilde tamamen ters çevir, tersine çevirdiğimizde de bu sefer Aşağı indirecektir. Evet, bunu daha büyük alanlara, bu yapıştırdığımız şeyleri, mesela evin varsa böyle büyük bir camına yapıştırabilirsiniz, penceresindeki camına yapıştırabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Çocuğunuza hani bunu şunu bağlamak yerine, bu ipi sadece tutup çekmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilir. Böylece hem el koordinasyonu gelişecektir, hem de dikkatini oraya verecektir. Daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunun ucuna siz çocuğunuzun oyuncaklarını küçük oyuncaklarını bağlayabilirsiniz. Onu çekip bırakabilir. Buna elektrikli bir motor takabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Bir, bir de pil bağlarsınız. Otomatik kaldırıp indirir. Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Ama en basit haliyle bu şekilde yapabilirsiniz. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. E, farklı bir etkinlikte görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ve bizleri paylaşmayı unutmayınız. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.